Konya kadim bir başkent. 1071'de Sultan Alparslan'ın açtığı yolda 1096'dan 1308'e kadar başkentlik yapmış. Selçuklu'nun en önemli şehirlerinden birisi. Çatalhöyük'ten başlayarak 10 bin yıldır insanların burada şehir hayatına alışık olduğunu, şehirde yaşama kültürünün oluştuğunu görebilirsiniz. 1989'da başlayan belediyecilik hareketinin en önemli şehirlerinden birisi de Konya. O günden itibaren Konya'da çok önemli hizmetler yürütülmüş. Bugüne kadar hizmet eden tüm başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Biz de aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz birçok ulusal ve uluslararası birlik başkanlıkları var. Şu anda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 ülkeden 1170 belediyenin üye olduğu bir birlik. Özellikle gönül coğrafyamızdaki belediyelerle tecrübe paylaşımı, kardeş şehir ilişkileri başta olmak üzere birçok proje yürütüyoruz. Bununla birlikte UCLG olarak bildiğimiz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı'nın da Konya olarak eş başkanlığı görevini yürütüyorum. Orada da hem ülkemizi temsil ediyoruz hem de gönül coğrafyamızdaki Özellikle mazlum milletlerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Bununla birlikte 2017 yılında Konya'da gerçekleştirilen tarım sempozyumu sonrasında Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulmuş oldu merkezi Konya'da. Özellikle pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğuna, şehirlerimizde bunun gelişmesine öncülük etmemiz gerektiğine hepimiz şahitlik etmiş olduk bu birliği yeni oluşturuyoruz. Onun için sizlerden de hem yönetim anlamında hem üyelik anlamında destek istediğimizi buradan ifade etmek isterim. Ayrıca Dünya Tarihi Şehirler Birliği'nin başkan yardımcılığı görevini ve İstanbul Başkentler ve Şehirler Organizasyonu'nun da yönetim kurulu üyeliğini Konya olarak yürütüyoruz. Bu bağlamda inşallah bu yıl çok önemli bir organizasyon şehrimizde gerçekleşecek İslam Dayanışma Oyunları Konya'da yapılıyor. 10-19 Eylül tarihlerinde inşallah bir değişim olmazsa pandemi nedeniyle şimdiden hepinizi de Konya İslam Dayanışma oyunlarına davet ediyorum. Hem uluslararası temsilde hem de yerelde belediye birliklerimiz, başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Fatma Şahin Başkanımız da görevi devraldığı günden itibaren bu görevi başarıyla yürütüyor. Ben hem kendisine görevden dolayı teşekkür ediyorum. Hem de bugün Konya'da bu toplantının düzenleniyor olmasından duyduğum mutluluğu ifade ediyorum. İnşallah birliklerimiz arasındaki istişareden Türkiye Belediyeler Birliği'nin koordinasyonunda çok daha başarılı işler e, çıkacaktır. Çünkü bilgi ve tecrübeyi birbirimize aktararak çok daha başarılı olabiliriz. Buna inancımız tam. Gelen tüm belediye başkanlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız. <laughs> Barış kalpte başlar diyor Hazreti Mevlana. Barışın şehri. Kimlikli bir şehir. Ve yine Hazreti Mevlana'nın dün dünde kaldı can cazım, bugün yeni bir şey söylemek lazım dediği, biz de yeni bir şey söylemek için bir aradayız. Zaman işbirliği ve güç birliği zamanı, zaman koordinasyon zamanı. Kıymetli başkanıma bu güzel ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Konya zaten biraz önce başkanım da söyledi. Yerel kalkınmada baş aktör olmuş. Bütün yerel kalkınma e, vizyonu olan kişilerin gelip yerinde gördüğü ve sürdürülebilirliği sağlayan yıllardır, on yıllardır bu alanda Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da başladığı zaman Konya'da da aynı yerel kalkınma başladı. Zaten şehre geldiğiniz zaman bir huzur buluyorsunuz. Bir yaşanabilir şehir, bir medeniyet şehri görüyorsunuz ve başkanımın büyükşehir belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vizyon daha da güçlenmiş durumda. Hem uluslararası alanda hem ulusal alanda yaptığı çalışmaları takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bu pandemiden sonra kurulan yeni bir dünya var. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz ve yeni dünyada uluslararası toplum nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Ulusal anlamdaki hedeflerimiz ne olacak? Kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. En önemli şey bu tecrübeyi birlikte paylaşacağımız bu masa. Çünkü hakikaten hepimizin bu süreçte çok önemli tecrübesi oldu ve bunu paylaşarak birleşerek kardeşliğin, sevginin şehri Konya'da bunu başarmak için bir aradayız. Ben hepinize çok yoğun çalışma ortamınıza rağmen bugün bir arada geldiğimiz için, bu zamanı bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oturmuş bir yapıma. İyi yapı oturunca sürdürebilmek daha kolay. Yani huzurlarınıza kendine çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah dönemimizde de aldığımız noktadan sürdürülebilir anlamda e, gelinen noktayı ilerletmek en büyük görevimiz. Ve inşallah bu istişare sünneti yerine getirerek de Konya'da yaptığımız bu toplantıda alınacak kararların hayırlı uğurlu olmasını diliyor Bütün başkanlarımı sevgiyle, hürmetle selamlıyor. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum.